Teşekkür ediyorum ben kendilerine ve sözü size bırakmak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Son oturum bu kadar oluyor. Özer'e güzel sözleri için çok teşekkür ediyorum. Transoral tiroid cerrahisi ile ilgili konuşacağım. Slaytlar İngilizce ama konuşma sonuçta Türkçe. Biz niye bu transoral endoskopik cerrahi seviyesine geldik? Önce bir kısa tarihçeye bakacağız. Tiroid cerrahisi Koher'den sonra büyük bir gelişme yaşadı ve transservikal kesiyle gayet rahat, daha az komplikasyonlu uzun yıllardır yapıyoruz. Şu an hala standart cerrahimiz, standart Koher insizyonuyla yaptığımız cerrahi ama yıllar içinde bakıyoruz, boyun çok görünen bir yer olduğu için bir sürü cerrah daha az kesiyle ya da daha minimal invaziv yaklaşımla nasıl tiroid cerrahisi yaparız diye yıllarca bir şeyleri denemiş. İlk Ganye 1996'da lateral yaklaşımla endoskopik cerrahi denemiş. Çok yer bulmamış. Arkasından hepimizin bildiği Mikoli minimal invaziv video yardımlı tiroidektomiyi ortaya attı ve yıllarca yapıldı bu ameliyatlar. Daha sonra giderek azaldı. Daha sonra yine Mikoli'nin yaptığı ameliyatı yine aynı boyutlarda, hatta birazcık daha büyük bir kesiden mini insizyon tiroidektomi diye dinledik. Bu gelişmeler böyle devam etti. Biz de yaptık MIVATS bir dönem. Şu an bıraktığımız cerrahilerden bir tanesi. Daha sonra endoskopik ve robotik cerrahinin gelişmesiyle transaksiller endoskopik ve robotik tiroidektomi ameliyatları başladı ve bu bir dönem çok popüler oldu. Bizim ülkemizde çok yapılmadı. O Mete abi bir 16 vakalık bir serisi vardı. Özerlerin de sanırım var mıydı sizin? Yok, pardon. Yani bir tek Mete abinin Türkiye'de 16 vakalık bir serisi vardı ama çok tutulmadı işin açıkçası. Birkaç itiraz oldu. Bir, buradaki kesi zaten şuradaki küçük kesiden çok daha büyük. Özel bir ekartör gerektiriyor. Chunk retraktör dediğimiz şey. Ayrıca meme cerrahları buna bir dönem itiraz ettiler. Sentinel lenf nodu biyopsisi yollarını bozuyorsunuz diye. Bu nedenle bizim ülkemizde çok yer bulmadı ama dünyada açıkçası oldukça yer buldu. Özellikle uzak doğuda bayağı vaka yapıldı ve halen yapılmaya devam ediliyor. Daha sonra yine kesiyi gizlemeye odaklı bilateral axilla breast approach dediğimiz robotik ve endoskopik ameliyatlar, kesiyi meme ve aksillaya taşıyarak dört portla bunlar yapılmaya başlandı. Ama bu ameliyatların hepsi gördüğünüz üzere kesiyi ortadan kaldıran ameliyatlar değil, kesiyi vücudun başka bölgelerine gizleyen ameliyatlar. Daha sonra kadavralar üzerinde transoral robotik ve endoskopik girişimler öncelikle denenmeye başlandı. Yıl 2010. Facelift dediğimiz kulak arkasından girilerek yapılan yöntem denendi. Bunların bir takım tabii ki dezavantajları var. Genellikle ulaşım tek tiroid lobuna oluyor. Karşı taraf zor yapılıyor. Yine transaksiller yaklaşımda da aynı şey var. Buradan girdiğinizde bir tiroid lobunu oldukça iyi ortaya koyuyorsunuz ama karşı tarafı yapmak çok ciddi deneyim gerektiriyor ve komplikasyonlar artıyor. Daha sonra da bu transaksiller yaklaşımlara bir takım karşıt görüşler gelmeye başladı. Neden yapıyoruz? Yandaş karşıt savunmalar yapıldı. Daha sonra en son geldiğimiz noktada şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde transaksiller tiroidektominin, robotik tiroidektominin onayını FDA kaldırdı. Çünkü ciddi brachial plexus yaralanmaları, ciddi büyük damar yaralanmaları vesaire nedeniyle şu an Amerika'da uygulanmıyor ama baktığımız zaman bakın bu yine Kore'den 5000 vakalık transaksiller robotik tiroidektomi serisi halen uzak doğuda uygulanan bir yöntem. Peki daha sonra ne oldu? Bu transoral yaklaşımlar gündeme geldi. İlk olarak 2010 yılında Almanya'dan sublingual yaklaşımla transoral cerrahi denendi ama bu dönemde çok ciddi kanamalar ve komplikasyonlar olduğu için Almanya'da bu ameliyat
yasaklandı. Bir takım böyle ütopik transtrakiyal yaklaşımlar denendi. Bunlar da çok yer bulmadı. Daha sonra Çin'de 2015 yanlış hatırlamıyorsam bu transoral yaklaşım Tovans diye Çin'de tarif edildi. 36 vakalık bir seri var ama bunun popülerize olması birazdan göstereceğim. 2016 yılında Ankun Anuwong adlı araştırmacının yayını sonrası ciddi bir ivme kazandı. Eş zamanlı olarak da transoral robotik cerrahi gündeme geldi. İşte bu ilk yayın burada ilk 60 insan vakasını yazmıştı Ankun Anuwong. O zaman resimlerde gördüğünüz gibi trokar yerleri oldukça labiogingival sulcusa yakındı ve bunlarda gözlemledikleri bizim hiç alışık olmadığımız mental sinir yaralanmaları meydana geldi ve bir sonraki yayınlarında bunu güncellediler. Bu arada da kadavralarda diseksiyonlar yaparak mental sinirin trasesini ortaya koydular ve olması gereken trokar yerlerini değiştirdiler. Bununla birlikte eş zamanlı olarak yine Hunyuk Kim ve arkadaşları transoral robotik cerrahiyi gündeme getirdi. Transoral robotik cerrahi Toetva'nın robotla yapılan versiyonu ve bir kısmı aslında hibrit bir yöntem, bir kısmı yine endoskopik olarak yapılıyor. Onlar da standart 3 port ve 1 aksiller portla 4 trokarla yani 4 robot koluyla bu ameliyatı yaptılar. Pardon, bu çok hassas. Ve 2018'de de 100 vakalık serilerini yayınladılar. Peki biz neden transoral endoskopik cerrahiyi şu an ülkemizde 13 merkez hatırladığım kadarıyla yapmaya başladı. Neden daha çok benimsedik transaksiller cerrahiye oranla? Bir kere gerçek bir not, yani hastanın hiçbir yerinde bir iz yok dış bölgesinde. Ağız içinden girilen gerçek notsa uyan bir teknik. Ayrıca baktığınız zaman aslında hani brutal gibi gözükmekle birlikte diğer minimal invazif yöntemlere göre çok daha az doku diseksiyonu var. Orta hattan girdiğiniz için aynı trokarlarla hem sağ hem sol tiroid lobunu gayet güzel vizualize edip buralarda çalışabiliyorsunuz. Subplatismal alandan çalışmaya başlıyoruz. Oraya giriş kolay. Anatomik diseksiyona izin veriliyor. Endoskopik ya da robotik olarak yapılabiliyor. Ve bundan daha ötesi açık cerrahide bizim vazgeçmek istemediğimiz bir takım şeyler var. Bunlar neler? Bir, sinir diseksiyonu ve monitörizasyonu. Yani bu açık cerrahide uyguladığımız şeylerden ödün vermeden bunu yapabiliyoruz. Yine paratiroid glandların görülmesi ve korunması ve kanser cerrahisi için uygun olan total ya da totale yakın cerrahileri transoral cerrahide yapabiliyoruz. Peki hasta seçimi önemli mi? Hasta seçimi çok önemli. Şu an rutin, önümüze gelen her hastaya yapabileceğimiz bir teknik değil. Ve daha emekleme aşamasında olduğundan dolayı biz de buna çok özen gösteriyoruz ve özellikle seçilmiş vakalarda uygulanıyoruz. İkisinin arasında ne fark var? Toetva'da endoskopik yöntemde işte tiroid volümünün 45 mm3'ten daha küçük olmasını istiyoruz. Tiroidin bir lob boyunun 10 santimden daha küçük olmasını istiyoruz. Bunlar değişti. Şu an daha büyük, daha uzun tiroidlere, hatta substernal uzanan, az miktarda substernal uzanan tiroidlere de uyguluyor Ankun Anuwong. Volüm biraz daha arttı. Ama başlangıç aşamasında bu kurallara uyulması çok önemli. Yine kanserse hasta nodül çapının 2 santimden küçük olmasını, eğer benim bir nodülse 6 santim diye yazılmıştı ama ben mesela kendi pratiğimde 4 santimden büyük bir nodülü henüz ameliyat etmedim. Çünkü buradaki şöyle fark şu, Ankun Anuwong ve diğer arkadaşlar orada mesela robotik yapanlar aksiller trokardan çıkarıyor ve büyük de olsa dokuyu oradan çıkarabiliyor. Ankun Anuwong da bir torba içinde bunu parçalara ayırıyor ve rahatlıkla çıkarıyor. Ama bizim patologlara nodülü parçalamayı kabul ettirmek çok kolay değil. Tek taraflı cerrahi foliküler neoplazi gibi durumlar için çok uygun bir yöntem. Robotta biraz daha marjlar daha geniş çünkü
daha flexible bir alet, daha kolay diseksiyon yapabiliyorsunuz. O yüzden de biraz marjı genişletmiş robotla uğraşanlar. Kimlere yapmıyoruz peki? Bir kere daha önce açık yapılmış bir baş boyun cerrahisi ya da çene cerrahisi varsa bu hastalara yapmıyoruz. Substernal guatr hala bizim için bir eksklüzyon kriteri. Ama duyuyoruz ki şu an yavaş yavaş onlarda da yapılmaya başlandı. Hastada lateral lenf nodu metastaz varsa zaten bu teknik uygun değil. Lateral lenf nodu metastazlarını bu teknikle diseke edemiyoruz. O yüzden de uygulamıyoruz. Eğer organ invazyonu, yani trakea, özofagus, damar gibi organlara invazyon şüphesi varsa kullanmıyoruz. Baş boyun radyoterapisi varsa ve bir takım daha önce belirlediğimiz kriterlere uymuyorsa volüm olarak, bunlar da yapmıyoruz. Ağız diferansiye kanserlerde ve göreceli olarak da ağız içi enfeksiyonu olanlarda yapmıyoruz. Bu tekniğin açık cerrahiden bir takım farkları var. O da ameliyat öncesi bir hazırlık gerektirmesi. Bunlar da her geçen gün değişiyor ama biz halen tüm Türkiye'de bu işle uğraşanlar olarak ve Endokrin Cerrahisi Derneği olarak ameliyat öncesi bir hazırlık yapılmasını istiyoruz. Nedir bu hazırlık? Hastalara ameliyattan 3 gün önce kloroksidinli gargaralar başlayıp bunu ameliyattan sonra da 5-6 gün devam ediyoruz. Yine normalde tiroid cerrahisinde antibiyotik profilaksisi yapmazken bu hastalarda mutlaka yapıyoruz ve sonrasında da bu antibiyotiği 5-7 gün devam ettiriyoruz. Ameliyathane setup'ımız farklı. Hastanın başında çalışıyoruz. Bir cerrah, iki asistan. Monitör hastanın ayak tarafında, anestezi hastanın sol tarafında, hemşire sağ tarafında yerleşecek şekilde başlıyoruz. Çeşitli modifikasyonlar var. Pozisyonumuz biraz farklı. Standart tiroid cerrahisinde yaptığımız pozisyon kadar hastaya açı vermiyoruz. Yaklaşık 30 derecelik bir açıyla çalışmaya başlıyoruz. Özellikle robotik cerrahi için hastanın yüzüne koruma yapmak gerekiyor. Çünkü robot halen taktil uyarısı olmayan hastanın hastaya ne kadar baskı yaptığımız, ne kadar çektiğimiz, ne kadar ittiğimizi tam hissedemediğimiz bir yapıda. Bu nedenle maksilofasyal travmalar tarif edildiği için hastalarda mutlaka yüz koruma için çeşitli önlemler, işte gözler için gözlük, maksilofasyal bölge için sünger ya da batın kompresleriyle hazırlayacağınız bir korumayı kullanıyoruz. Burada anatomide de bir takım değişiklikler var. İşte daha önce de bahsettiğim açık tiroid cerrahisinde hiç başımıza gelmeyen mental sinir yaralanması olabiliyor. O yüzden de buranın anatomisini bilmek gerekiyor. Mesela bu da güncellendi, bunu koydum. Eskiden trokarlar olabildiğince yukarıda olsun diyorduk ama en son Özerler'in düzenlediği Ege'deki bu TOETVA kursunda, kadavra kursunda Dionigi'nin yaptığı çalışmada gördük ki en güvenilir bölge frenulumun biraz üstünde bu orta trokarı girmek için. Ama yine lateral trokarlar için olabildiğince dudağın üst kısımlarında ve komisüre yakın yapmayı tercih ediyoruz. Bunları geçeceğim, göstereceğim zaten. Başlatabiliyor muyum? Siz mi başlatıyorsunuz? Kısa kısa videolarla. Evet, o keşke bizim elimizde olsa. Biraz ileri almanızı isteyeceğim. Biraz ileri alalım. Bu ilk yaptığımız vakalardan, o zamanlar işte olabildiğince yukarıdan yapıyorduk bu kesiyi. Şimdi şu frenulumun biraz üstünden yapıyoruz. Bu alandan dudağa yaptığımız kesiden sonra çene ucuna kadar diseksiyonu koterle devam ediyoruz. Burada bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan ben bahsetmeyeceğim çünkü komplikasyonları özel anlatacak detaylı olarak. Buradaki amacımız, biraz daha ilerletelim videoyu. Çene ucuna kadar burada diseksiyon yapmak ve devamında da hidrodiseksiyon aşaması geliyor. Burada iki tane şey var. Bir, o diseksiyonu yaptıktan sonra bir keli klempile çeneden hemen subplatismal alana girip orada bir alan oluşturup öyle hidrodiseksiyon yapılabilir. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Başlatalım videoyu. Hidrodiseksiyon için kullandığımız adrenalinli SF
500 cc adrenalin içine 1 miligram, pardon 500 cc SF içine 1 miligramlık adrenalin koyduğumuz bir sıvı solüsyonumuz var. Bundan veres iğnesiyle orta hatta ve her iki lateral bölgeye, yani sınırlarımız neler? SCM'nin ön hizası, ön kenarı, aşağıda sternal çentik, üstte larynx. Buralara hidrodiseksiyon yapıyoruz, subplatismal alana. Bu alan açmamızı ve diseksiyonumuzu kolaylaştırıyor. Eskiden olabildiğince sternal çentiğe kadar yapmaya çalışıyorduk. Şu an krikoid kıkırdak hizasında bu hidrodiseksiyonu bırakıyoruz. Hidrodiseksiyonu da çeşitli yazılara bakacak olursanız 30 ile 100 mililitre arasında yapanlar var. Biz ortalama 60 cc civarında kullanıyoruz. Daha sonraki aşamamız, başlatalım. Bu hidrodiseksiyondan sonra işte bahsettiğim Kelly clamp ile subplatismal alana girip orada bir önce bir alan oluşturuyoruz. Daha sonrasında da bir takım spacemaker'lar var. Bu Ankun Anuvong'un kendisinin geliştirdiği bir şey var, tünel açıcı var. Ben bu fıtık, balonlu fıtık trokarının içinin guide'ını kullanıyorum, yassı olanını. Burada yine krikoid kıkırdak hizasına kadar hem orta hattı hem de her iki lateral bölgede SCM'nin ön tarafında bir alan oluşturuyoruz kendimize. Devam edelim, pardon. Daha sonra ilk trokarımızı giriyoruz. Robotta robotun ilk trokarı, kendi trokarını giriyoruz. Onun bütün trokarları 8 milimetrelik. Konvansiyonel Toyetva'da ise bir tane 10 milimetrelik, iki tane 5 milimetrelik trokar kullanıyoruz. Bu trokarı yerleştirdikten sonra traksiyon sütürlerimiz var. Bu traksiyon sütürleriyle o açtığımız alanı yukarı kaldırıyoruz. Hem diseksiyona yardımcı oluyor, hem de birazdan anlatacağım onu. İnsüflasyon yapıyoruz ama yaptığımız insüflasyon sınırlı. Kullandığımız gaz basıncı 6 milimetre civa. Burada da lateral trokarların girişini görüyorsunuz. Mümkün olduğunca yukarıdan ve komüsüre yakın giriyoruz. Ayrıca ben burada yine, herkes kullanmıyor ama burada yine hidrodiseksiyonu kullanıyorum. Özellikle şu derinin çene kenarına yapıştığı bölgede o cilt altı yağlı dokuyu kaldırmak açısından önemli benim adıma. Ben rahat ediyorum. Çünkü burada yine Özer Bey anlatacak bir takım şeyler başımıza gelebilir. Cilt delinmeleri vesaire gibi. Birazcık ileri alalım. O traksiyon dikişini de gösterelim. Biraz daha ileri alabiliriz. Başlamadı. Play'e basabilir miyim? Peki. Evet, bir öncekiydi. Bayağı bir ileri alalım. Peki, tamam, geçebiliriz o zaman. Tekrar açabilir misin? Tamam, neyse, yapacak bir şey yok. Evet, robottaki trokarlar farklı gördüğünüz üzere. Robotun kendi trokarlarını kullanıyoruz ama olay aslında robotta bir hibrit ameliyat. Bu ilk diseksiyon aşamasını, flap oluşturulma aşamasını yine endoskopik olarak robot kamerası ve standart ekipmanla yapıyoruz. Oynatabilir miyiz? Bundan sonraki aşamamız flap hazırlanma aşaması. Burası işin en can sıkıcı ve en sabırlı olunması gerekli olan bölgesi. Çünkü sürekli bir görüntü kaybımız olabiliyor. Çalıştığımız alan başta çok dar. Ama yapmamız gereken şey her iki SCM'nin ön kenarı ve aşağıda sternal çentiğe kadar bu alanda subplatismal olarak bir boşluk oluşturmak. Bu deneyimle kolaylaşıyor. İlk başlarda çok fazla buğulanma yaşıyorduk. Şimdi çok daha rahat yapıyoruz. Hafif ileri geri kamera hareketiyle bu problemi ortadan kaldırabiliyoruz. Bu aşamada dediğim gibi subplatismal olarak aşağı kadar, suprasternal çentiğe kadar
Devam ediyoruz. Ama burada iki tane olabilecek şey var. Biraz önce söylemiştim. Eğer o tünel açıcınızı krikoid kıkırdak hizasının altına doğru ilerletmeye çalışırsanız tünel açıcı bu kasların içine girebiliyor ve bu alanı bu kadar kansız ve net göremeyebiliyorsunuz. Bir de iki tane anterior jugüler venimiz var bu bölgede. Onları yaralarsanız bu bölgede ciddi kanama problemiyle karşılaşabilirsiniz. Geçelim. Bu aşamadan sonra orta hattı açıyoruz. Şu an orta hattı açtık. Strep kasları laterale doğru tiroid üzerinden diseke ediyoruz. Diseke ettikten sonra biraz ilerletebiliriz, çok az. Bu aşamadan sonra traksiyonu yine dışarıdan koyacağımız sütürlerle, burada görüldüğü gibi strep kasları çekerek yapıyoruz. Robotta, biz yine robotta da böyle yapıyoruz. Ama Kore'de bu işi en fazla yapan grup, 4. trokarı aksilladan koyup robot koluyla strep kas traksiyonunu yapıyor. Biz hem daha uygun fiyatlı olması açısından bu yöntemle devam ediyoruz robotta da. Strep kas traksiyonu için birden fazla sütürde kullanabilirsiniz. Önemli olan alanı iyice açmak. Standart diseksiyonumuza devam edelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu alana kadar, yani bu aşamaya kadar hem robotik olan versiyonu hem de konvansiyonel versiyonu aynı. Bu aşamada robotta robot kollarının dockingi geliyor. Bu da ekstra zaman demek. Bu nedenle yani başta ekibinde tecrübesinin az olmasıyla bu uzun sürebiliyor ama şu an en son vakada mesela ortalama docking süremiz 20 dakika civarında. Her şey hazır oluyor. Bu daha da hızlanacak gibi de duruyor. İki teknik arasındaki farklardan en bariz olanı bu. Çünkü içeride yaptığımız şeyler iki teknikte fark etmiyor. Evet, geçelim. Burada bir tane robotik tiroidektomi örneği göreceksiniz. Biraz önce söyledim, bakın. Burası sol lob, siniri bulduk. Mutlaka siniri diseke ediyoruz. Mutlaka açık cerrahide olduğu gibi bu hook ama hook'un ucu bir sinir monitorizasyon aletine bağlı. Mutlaka hem vagus'tan hem de recurrent sinirden giriş amplitütlerimizi ve rezeksiyon sonrası çıkış amplitütlerimizi de alıyoruz. Yani açık cerrahideki prensiplerimizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Aynı şey, biraz ilerletelim. Bu total tiroidektomi yaptığımız bir olguydu. Çok oldu, birazcık geri alalım. Birazcık daha. Evet, bakın burada da yine siniri bulduk. Yine sinirden giriş amplitütlerimizi alıyoruz. Bunlardan ödün vermezseniz sonuçta da hastaya zarar vermemiş oluyorsunuz ama bu bir sürü bizim gidip gördüğümüz yerlerde de çoğu zaman sinir monitorizasyonu kullanılmıyordu. Biz bunu böyle yapmak istemiyoruz. Standart açık cerrahide ne yapıyorsak endoskopik ve robotik cerrahide de aynı şeyleri yapmak istiyoruz. Peki nedir deneyim? Deneyim şu an Türkiye'de totalde 110 vakayı geçti diyebiliyorum. Bizim endoskopik vaka sayımız 34. Bunların iki tanesinde açığa geçtik. Açığa geçme nedenimiz bir hastada siniri bulamamaktı. Hasta bir hekimdi ve psikiyatristti. İşini de konuşarak yaptığı için işi zorlamadık ve açığa geçtik. Diğeri de bir Graves vakasıydı. Graves vakaları bu teknikle çok daha zor yapılan ameliyatlar. Onda da denedik ama çok yapışıktı ve açığa geçtik. Ama bir sonraki Graves vakasını rahatlıkla yapabildik. Yaptığımız vakaların 20'si lobektomi, 10 tanesi total tiroidektomi, 4'ü de paratiroidektomi. Ameliyat zamanı ilk başlarda çok daha uzundu. Şimdi ortalama 90 dakika gibi bir süre flap hazırlama zamanımız ortalama 12-15 dakikaya kadar indi. Yaptıkça daha hızlandığınızı görüyorsunuz. Eskiden 20 vakalık bir öğrenme eğrisinden bahsediliyordu. Şu an için en son yazılarda endokrin cerrahisiyle uğraşan bir kişi için ortalama 7-10 vakadan bahsediliyor ama ben bunun çok doğru olduğunu
düşünmüyorum. En büyük kanser çapımız 1.8 santim ve bir hastada da santral lenf nodu diseksiyonu, aynı hastaydı zaten. Onu da ekledik. 6 vakalık bir robot deneyimimiz var. Bunların 3'ü total tiroidektomi, 3'ü lobektomi. Bu 6 vakalık robot serisinde de yine bir vakada açığa geçildi. O vakada da açığa geçilme sebebi parenkimden kanama, ama bir şekilde durmadı. Mecburen açık ameliyat yapmak zorunda kaldık. Zaten lobektomi gereken bir hastaydı. Onun dışında diğer vakaların hepsi robotik olarak bitti. Ameliyat süre konsol time'larına bakacak olursanız, bakın ilk vaka olması hasebiyle biraz uzun sürdü ama giderek azaldığını göreceksiniz. Kaldı ki total tiroidektomi bile yaklaşık 86 dakika gibi bir zamana inebiliyor. Yaptıkça bu zamanlarda aşağı iniyor, ama önemli olan hızlı yapmak değil, her zaman için güvenli yapmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.